Ama mecliste olan şey çok güzel bir şey oldu. Yıllardır CHP vardı, bilmem ne vardı. Böyle bir şey bir uygulamadı. Bir yanımızda olup da bizi bir oraya çağırıp da böyle bir toplantı yapıp da böyle bir konuşma olmadı. Ama bu Zeynel Bey bunu çok güzel bir şey yaptı. Biz buna ölçü masa yanımızda olduğunu biliyoruz. Arkamızda olduğunu biliyoruz. Biz şimdi kadar 27 senede yürütüyoruz. Tek yalnız değiliz diye insanlar da yanımızda. Ama katili de bıraktıkları için hiç affetmiyoruz. O katil yakalanacak, tekrar içeri girinecek. Biz onu affetmiyoruz. Cumhurbaşkanı da vicdanı varsa, ev çocuğu, evladı, torunu varsa başını yastığa koyduğunuz zaman bir düşünsün bakalım bu 33 kişi neden öldü? Neden yakıldı? Ne yaptı? Semah dönmek mi günah? Saz çalmak mı günah? Biz başka bir şey yapmadık ki çocuklarımız semah döndü, tiyatro oynadı, saz çaldı. Başka bir şey yapmadı. Elinde kalemlerini indirdi, sınavlarına girdiler, kalemleri indiler, etkinliğe gitti. Pir Sultan'ı tekrar yerinde canlandırmak için getirer. Ama bunu yapmak Devlet yaptı. Devletin eli var içinde. Kazanız mübarek olsun diye şimdi mecliste yüz yüze bakıyorlar. O çıktığınız zaman benim çok zoruma gidiyor. Televizyonu kanalını değiştiriyor. Kazanız mübarek olsun diye. Şimdi de diyor ki ben değildim bana benzeyen biriydi. Sen kendiydin, kendi oradaydın. Ama yüz yüze bakıyorlar. Bizim CHP'nin başı da yine tokalaşıyor, öpüşüyor. Çok zoruma gidiyor. Gerçekten kanal değiştiriyor. Bunu yapmamaları gerekiyor. Yüreğimizi acıtmasınlar. Yani ben değildim demek ne demek ya fotoğraflarım var orada. Kendin oradasın. He, tedbir diye getiriyorsun sen. İlki milletvekili oldu, Avukatlar oldu, onları soğundu. Ondan sonra geldi milletvekili oldu. Şimdi mecliste tur atıyor, at koşturuyor. Vicdanları eş mi yok? Bunların evlatları eş mi yok? Bire gözün önüne hiç mi o madımağı getirmiyor? Yani bir ge getirmesi gerekiyor. Benzinli gazı, meşse gibi etrafı. Çocuklarımız içinde mahkum kaldılar. Bir şey yoktu ki elinde çünkü. Benim o bir çocuğum yaralı morka atıldı. Morka atıldı, morkta çıktı benim oğlum. Ben bunları yaşadım. Birini kaybettim. Bir anneye ne kadar zor bir şey. Morka git çocuğunu gör. Ondan sonra diğer çocuğuna git tanıma. Nasıl acı bir şeydir. Tanımadım ben. Bunu Serdar değil diye bağırıyorum. Andaki bende de tanıdım. Başta tanımadım çocuğum. Bunlar hiç mi vicdan yok? Bunlar bir gözü önüne getirsin. Benim çocuğum değil onun çocuğudur. Askerde vurulup geliyor bizim ciğerimiz yanıyor. Çünkü genç. Ne olursa olsun. Ben Alevisi sünüsü demiyorum. Ne olursa olsun gençtir. Arkada eşi var, çocuğu var, gençliği var. Yazık değil mi bu insanlara? İstanbul Milletvekilimiz Öyleyse. Zeynel Özen'in düzenlemiş olduğu basın toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında bir basın toplantısı yaptık aileler olarak. Şimdi 8 saat, yani 1993'te meclis hiçbir işlevini, hiçbir görevini yerine getirmedi ve çocukları kurtarmak için de herhangi bir çaba sarf etmedi. Hatta çok şükür dışarıdaki vatandaşlarımızın burnu kanamamıştır diyen bir sürü açıklamalarla biz karşı karşıya kaldık bu yetkili ağızlardan. Şimdi dün orada böyle bir basın açıklaması yapmak çok ironik geliyor insana. Hem sen 23 27 yıl önce hiçbir şekilde müdahale etmemişsin. Ama bugün oradaki ailelerin orada bir basın açıklaması yapmasına ve Meclis TV'de bunların kayıtlar altına alınmasına izin vermişsin. Demek ki aslında sen her şeyi yapabilirmişsin. İsteseydiniz siz oradaki çocukları da kurtarabilirdiniz. Bizi ya da dünyayı böyle bir kara lekeden de kurtarabilirdiniz. Bizim çocuklarımızın e, acılarını bize yaşatmazdınız. Ama e, yani orada annelerin gözüne baka baka o kameralar ya da Meclis TV bütün anneleri çekti. Belki şimdi çok anlam ifade etmeyecek onlar için ama yıllar sonra bir araştırma konusu olduğunda yıllar sonra Sivas'ı ya da katliamları araştıran kişiler eminim o günü açacaklar. Meclis'teki bizim kürsüdeki konuşmalarımızı ve affetmediğimizi biz onun meclis çatısı altında söyledik. Biz hiç kimseyi affetmiyoruz ve affetmeyeceğiz. Almanya'da 5 tane vatandaşımızı katlettiler yakarak orada da. Yani onlara müze yapılıyor. Alman hükümeti, Cumhurbaşkanı, Alman hükümeti bütün vatandaşlarına sahip çıktığı gibi yabancı olan oradaki bir katliama da sahip çıkıyor. Orayı müze yapabiliyor ama Türkiye'de e, biz Sivaslı olarak bir Sivas'taki Madımak otelini müze yapamıyor. Niye yapmıyor derseniz kasitli Dünya ülkeleri bunu izliyor. Bundan hiç utanmıyorlar mı acaba? Bundan hiç sıkılmıyorlar mı acaba? Bu kadar ayrımcılığı ortaya koyaraktan e, onun için bizleri üzmeye devam ediyorlar. Her üç ayda bir. Kimlerini kaçırıyorlar bizleri mahkemeye çağıraraktan. Mahkemelerde hakimler bugün git yarın gel, yarın git o bir gün gel gibi ifadelerle bizi oyalamaya 27 yıldır devam ediyorlar. Tabii ki üzüldüm. Önce Zeynel Bey'e teşekkür ederim. O organizeyi yapıp da bizi oraya çağırdığı için, bize destek verdiği için çok sağ olsun. Ama Cumhurbaşkanı'nın da o katili bırakmasını onaylamıyorum. İkellerim Cumhurbaşkanı'nın da yakasında, e, katilin de yakasında. 33 kişinin katilini Cumhurbaşkanı nasıl çıkarır? Çıkarma yetkisi var mıymış? Öyle çıkarma yetkisi varsa hapishanelerde bir sürü ölümcül hastalar var. Onları çıkarsın. Oradaki konuşan bütün ailelere de teşekkür ederim.